Merhaba. Floransa'da Uffizi Galerisindeyiz ve Verrocchio'nun Hz. İsa'nın Vaftizi isimli tablosunu inceliyoruz. Sağ tarafta gördüğümüz Aziz John Hz. İsa'yı vaftiz ediyor. Bu tam olarak Hz. İsa'nın ilahi doğasının açığa çıktığı anı temsil etmekte. Yukarıdan baktığımızda ise Kutsal Ruh'u ve Tanrı'nın ellerini görebiliriz. Bu resimle ilgili çok çılgın bir nokta var. Verrocchio'nun öğrencisi olan Leonardo da Vinci bu resmin bazı kısımlarını yapmış. Da Vinci, Yüksek Rönesans döneminin en önemli ustalarından biri. Dolayısıyla onun öğrencilik dönemine ait bir eserle karşılaşmak oldukça büyüleyici. Günümüz dünyasında bir eserin yaratılma sürecinde başka sanatçıların da esere destek vermesi pek sıradan bir durum değil ancak o dönemde ustanın yanındaki öğrencilerin veya çırakların resimde çok kritik olmayan yerleri boyaması sıradan bir şey olarak kabul ediliyor. Da Vinci'nin de bu resimdeki meleklerden birinin yapımından sorumlu olduğunu biliyoruz. Verrocchio meleklerden birini boyuyor, diğerini ise Da Vinci'nin yapmasını istiyor. Bu resimle ilgili başka bir ilginç noktada meleklerden birinin Erken Rönesans, diğerinin ise Yüksek Rönesans dönemine ait olması. Da Vinci'nin Meleği Yüksek Rönesans dönemine ait. Zaten Yüksek Rönesans stilini bulan kişi de Leonardo da Vinci'nin ta kendisi. Dikkatle incelediğimizde meleklerin birbirlerinden oldukça farklı tarzlarda resmedilmiş olduğunu görebiliriz. Birbirine oldukça yakın duran iki melek var. Verrocchio tarafından boyanmış olan melek son derece sıradan Tipik bir erkek çocuğuna benziyor. Belki de Verocchio bu meleği yaparken gerçek bir erkek çocuğunu model olarak kullanmıştır. Leonardo'nun tasvir ettiği melek ise sanki bu dünyadan değil. İdeal bir güzelliğe sahip. Bu ideal güzellik yüksek Rönesans döneminde çok önemli hale geliyor. Mesela Michelangelo'nun Davut heykelini gözümüzün önüne getirelim. Figürlerin ilahi tabiata sahip olduklarını simgeleyen özelliklerden biri de ideal güzellikte olmalarıdır. Bu oldukça ilginç çünkü eski eserleri mesela Trecento'yu incelediğimizde diğer dünyayı temsil eden yaşadığımız dünyayla hiçbir bağı olmayan figürleri görebiliriz. Ancak daha sonra 15. yüzyılda sanatçılar tabiatı inceleyerek resim yapmaya, yaşadığımız gerçek dünyayı resmetmeye başlıyorlar. Da Vinci, erken Rönesans dönemiyle figürün nasıl gerçek bir insan gibi gözükebileceğini keşfediyor. Modellemeyi, figürün belli bir ağırlığa ve hacme sahip olmasını, üç boyutlu gibi gösterimi, yani resme derinlik vermeyi öğreniyor. İnsan anatomisini anlıyor. Sanatçı, erken Rönesans'ın resim tekniklerini özümsüyor ve insanı aşan ilahi bir varlık oluşturuyor meleğe baktığımızda bunun ilahi bir varlık olduğunu hemen algılıyoruz. Bunu anlamak için başındaki haleye bile gerek yok. Üstelik sadece figürün ilahi bir güzelliğe sahip olması değil, hareketleri de bize bunu hissettiriyor. Da Vinci'nin Hz. İsa'nın giysisini tutmakta olan meleğine bakarsanız, omuzları hafifçe sola dönük, başı ise yukarıya ve sağa doğru. Çizmesi oldukça zor bir poz. Erken Rönesans dönemini bir daha hatırlayalım. Masaccio ve Donatello gibi sanatçılar henüz figürlerin kontraposto duruşunu nasıl şekillendireceklerini, figürlerin nasıl daha gerçekçi tasvir edilebileceğini bulmaya çalışıyorlardı. Da Vinci ise görünüşe göre çok daha ilerdi. Oluşturduğu figürler, bu figürlerin ilahi doğasını vurgulayacak kadar zarif şekilde hareket etmekte. Öğrenciliğindeki bu çalışması ile Da Vinci bize adeta gelecekteki yüksek Rönesans döneminin ipuçlarını veriyor değil mi? Hoşçakalın.